Atatürk, sen bizdendir. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat etmedin. Bunda irade yolunu seçtin. Hayatını, şahsın yolunu, milletinin hizmetine bakmaktın. Türk'ün gıpta etti, takip etti, öldüğü ve ölündüğü vakıflara maliktin. Bütün bu mezhebin hükmüziyetlerinde Türk'ün ta kendisiydi. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyorum. Çünkü hakiki yarın daima inandığım ve bağlandığım Türk milletinin ümmet dolu sinesidir. Nur içinde. TÜRKSAT, tek ve karasal olarak ulaştırılması mümkün olmayan hava, deniz, kara, internet ve iletişim altyapısına kesintisiz erişimi sağlayarak Orta Doğu'dan Güney Afrika'ya kadar geniş bir alana hizmet verecektir. İşte Türkiye bu. Modern Türkiye bu. Biz bunun altyapısını oluşturuyoruz. Görüldüğü gibi Türkiye ne patinaj yapıyor, ne geriliyor, tam tersine sürekli yeni ataklarla hedeflerine doğru ilerliyor. Buradaki dalgalanmanın yol açtığı belirsizlik ülkemizin gerçek görünümünü yansıtıyor. Her şeyden önce vatandaşlarımızın ve firmalarımızın bankalarda yüzlerce milyar dolarlık mevduatı bulunuyor. Yastık altındaki dövizi saymıyoruz. Yani aslında ülkemizde döviz kıtlığı değil, döviz bolluğu. Yine ülkemizde belli kesimlerin dövizdeki yükselişi bahane ederek ne kurdaki ne küresel mal fiyatlarındaki artışla orantılı olmayan fiyatlandırmalar yapmak suretiyle haksız kazanç peşinde koştuğunu görüyoruz. Birilerinin özellikle canını yakma pahasına bunların da önünü keselim. Önünüzde çok çok büyük derin bir uçurum var. Şafak söktü, şarkı bitti. Uyan, gayrı gayrı, Türk halkı. En az 100 milyonu geçmiş olan nüfusu, Türk milleti hakkı, hukuku, özel, mal güvenliği, huzuru, bekası, istikrarın namına konuşmaktayım. 23.03.2022, gece saat en az bir. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli Türk halkı, sizlere sesleniyorum. Yurttaşlarım, derhal çok kısa vaktinizde şerefiniz, hasretiniz olan vatan sancak aşkı için sizler ve sizlerin 5. kuşak torununuza kadar 1. dereceden yakından ilgi olup çok tehlikeli, acil olan konu hakkında sizlere uyarı ve tedbir niteliğinde kıracağım meseleye ayrıcanız çok kısa zaman uzun vadede sizlerle çocuklarınız torununuza kadar can güvenliği, selameti açısından can yeniliği, niteliği barındırıp can kurtarıcılık vazifesi bulundurduğunu sizlere ehemmiyetle derhal aktarmak isterim. Adam Uğur Battal Gazi'yi Şehit Bin Fener'in has oyundan, şah damarından, son özünden gelen vatanında aynı sizler gibi canının değeri bir kamu malı penceresi kıymeti etmeyen şahsiyeti olarak diğer taraftan yiğitleri diye gelen insan atak ayında sıfırlar arasından şakalar yiğit görsün dediğim son çare edep ve sünnet ancak olur çiresinde de devlet beslenme gerek başına baksın karşı sünnetsiz mavalı günahı devletin boyuna geçsen oğlum bilele kürmet içtim şirin saydım. Mazlumların son ümidi Sayın Recep Tayyip Erdoğan sözde kiremin adına empati mantığımla siz değerli Türk halkının çıkar menfaati hesabına konuşmaktayım. Yurttaşlarım, sizlere kısa zaman öncesi ekonomi kurtuluş savaşı içerisinde olduğumuzu ilan etmiştim. En başta sizlere şunu belirtmek isterim ki ben ilk ve tek seçilmiş sizlerin başkomutanınız, cumhurbaşkanınız olabilirim. Fakat savaşlara tek bir askerle katılmak yenilgiyi peşinen kabul etmek gibi kesin net olduğu konusunda ben aynı fikirde olduğunuzda sanırım garantidir ortadadır. Sizlere önceden defalarca yaptığım uyarıları ve ricaların bir üst kademesi olarak bu terakki ve medeniyet kızılma yolunda girdiğimiz ekonomi kurtuluş savaşına mağlup olmayıp galip gelmemiz adına bu kez derhal bizden alıp taarruz ve hücum faaliyetine geçmeniz hep seferber olup ve bizden almanız için sizlere ehemmiyetle emrediyorum ve derhal ya benle sefer yetin yük müzik olarak kurtuluş savaşına dahil olursunuz ya da vatan hayalliği damgasına ömrünüzün sonuna kadar bizzat şahsiyetim olarak kendimin yapıştırıcılığını sizlere beğenirim ve arz ederim. Değerli halkım, bildiğiniz üzere Cumhuriyetimizin ilk ustası, makinesi, en büyük kahramanı ve en zeki başkomutanı olan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı'nda Türk milleti topyekun ilk vücut olarak çoluk çocuğa kadar direniş gösterip ve düşmanları darmadan etmiş, denizler etmiştir ve halen ne Çanakkale'de, ne İzmir'de, ne barut kokusu, ne de kan kokusu eksik olmamıştır ve halen gitmemiştir. Ondandır tabii ki herhangi bir ulusun girdiği savaş ne olursa olsun bu Covid-19 salgını gibi de olabilirken bu Hendek Savaşı, bir Oğuz Savaşı, bir Kerbela, bir Malazgirt Meydan Muharebe Savaşı, bir Çanakkale Kurtuluş Savaşı da olabilirken bir ekonomi kurtuluş savaşı olabiliyor.
sizlerin bana vermiş olduğu tam yetki ve izinler sizlerin başkomutası olarak ömrünüzün sonuna kadar vatan hayli damgasını taşınamadığı için çağrıma geliyor ve sizler ve bizlere sığınmış göçmen misafirlerimize kadar hepinize emir olun, emir ediyorum. Değerli halkım, cumhuriyetimize bir asır öncesi kastetmiş olanlar şimdi de farklı maskeyle 100 yıldır ebedi ufuk sızlanma yolunda durmadan gitmeye yemin etmiş, an içmiş cumhuriyetlerimizin tekerine çomak sokmaktadır. Ve bu gizli haydut ve fedakarın asır niyeti şudur. Göz göre göre bize dile dile olarak barbarca cumhuriyetimizi toprağa gömmek istemeklerine de bal kabağı gibi de ortada tanesi ve kör değilsiniz, görünüz zaten. Ayrıca diğer taraftan bu hain bedaları unutturmayacak, ders vermek son derece farz olmuştur ve burada hiç şüphesiz kesindir, nettir, oradadır. Aksakırda cumhuriyetimizi uçuruma sürükleyip zorla bataklığa düşürmeye girişen bu bedalar garip gelecek bizlere ekmeğe direndirip çöp toplayacak, madara edecek, pek perişan, pek sevilecekleri konusunda da benimle aynı fikir olduğunuzda zaten garanti değil, oradadır. Yurttaşlarım, artık tavukuza geçip ve taarruz ve hücum edemek için derhal ışın kılıcını kılından çıkartmanın vakti gelmiştir. Daha fazla geç kalması, daha fazla kan kayıkları dağılımına gelmek üzere ondan üzere. Bir asırlık cumhuriyetimizin istikbali, bekası, selameti, istiklal adına başkomutan olarak ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aynı zamanda da gerek zamanda gerek olarak ortak yenilişlerimizin şu ansa canlı atası olarak anti hiper big proton sonik bank devrim hareketine başlatmış olduğumu ve kökten değişiklere jet hızıyla gideceğimizi şimdiden siz değerli halkıma ehemmiyetle beyan ederim ve sana takdim ederim. Diğer taraftan bu vatanımızın her alanını tam ters dümenine alayak rotamızı hızıyla elma güzergahında haşhaşilere, kır haramlere yan olmamak için rotamızı yeşil elma ile kayıp toparlamak için yeşile demir atacağız ve yeşille güç kazanacağız. Bu devrim hareketinin parlası da yeşildir, bu da böyle. Işık hızıyla ülkemizin her alanına ters ederek adalet, bilim, medeniyet ve ticaret devletine dönüştürüp buna birleşeceğiz ve artık ülkemizi siyaset çöp bataklığından kurtaracağız. Aratıp temizleyip, organizeleştirip ticarete vereceğiz. Ayrıca değerli başkanım, bana da bundan böyle sayın başkan demenizden lüzum yoktur ve bana patron demenizi emrediyorum. Bundan sonra bana sayın patron deyin ve öyle kalsın. Ayrıca şahsiyetim olarak geçmişten bugüne kadar yapıp ve yaptırılan analiz rapor deliller neticesinde cumhuriyetimizin bekası adına çıkan sonuç şu şekildedir. Güneşe çıkma cesareti olmayan kan emici vampirler dolaylı olan bizim cumhuriyetimizin gücünü korumak için, emmek için, böceği gibi kara gibi yapışıp parazit olmak için ülkemize ısır fikri içerisinde her 5 yılda siyaseten cumhuriyetimizin mutlak surette girip çıkmak zorunda olduğu sert aracılı kör kuyu kara zindan bataklık kurelerinden şeytan olarak dost görünüp bizzat ürüne yaklaşmadan 2023 örneği gibi hummalı bir şekilde bu mutlakları kurup ağlar serip puslar atıp bayınlar döşeyip pendekler kazıp biz burada bir süre girmeden yaklaşır yaklaşmaz hızımızı kesip yavaşlatarak ve tam trenin içinde asıl yıkıcı deprem gibi üzerimize çizip leş karakaları vampir yarasalar gibi düşünmüşü kanımıza emek için taarruz etmektedirler. Örgütlenmeli ve koordineli olarak birlik ve beraberlikleri sayesinde mutlak surette tüm Türkiye'nin yastık altlarına kadar ne varsa hortumlayıp nikah yüzüklerine kadar koymaktadırlar. Sonrasında tünel çıkışı bu şeytani haşhaşiler melek kılığına hemen girip bataklık sivrik sine gibi sömürdükleri gücümüzü yardım ve destek maskesi altında bizlere ek hortumlar bağlayıp iyice kanımızı gücümüzü periyodik aralıkla sağmak, somurmak için en yakın yetkili tehlike, en yakın akaryakın sözüne geçip şekilde örneği gibi bize faizle güç kusup bu şekilde periyodik olarak sövürmeye davet etmek istedikleriniz ve ayrıca haşhaşilerle bağımlı hale geldiğimizde de kendimizi uçuracak kadar hızla hiçbir türlü erişemediğimizde ortadır. Yani bu haşhaşilerin çizgi yolların dışına bir türlü sapamıyoruz ve kendi iman gücümüzle ve azminizle tam uçlu uçacağız derken kurt bitti sayılıp kurtulur derken güzel alıyoruz. Hadi emek kemelerini takın uçacağız derken bir de bakıyoruz. Sövbirlerince bir bakıyoruz kanadımızın biri yorulmuş, saldırıya uğramış. Sansarlar kandıran etmiş, kanımızı kırmış ve bak gelmiş. Ondan bir sefer. 5 yılda bir, 10 yılda bir senaryo aynı şekilde kısır döngü içinde. Çocuklarımız, sorularımız bu bataklıkta olarak bu şimdiye kadar bu şekilde gelmiş ve devam etmekte. Siz Türk halkı olarak medeni, zeki, akıllı insan olarak ne demek istediğimi ben laf demeden anladım edebilen nohuttan geldiğinde biliyorum. Ayrıca demek istediğim durum ortada sevgili arkadaşlarım, sevgili hemşirelerim. Hızlanma yolunda gireceğiniz bu kara zindan sinelerinde yeğeniz darbeye ön hazırlık olarak sizlere son kez uyarım yapmaktayım.
2023'e gelemek günlerde çevresine tıka basan tuzaklanmış pusu atmış ve vampirler çoktan görev yerlerine iştahlanmış ve sayıları akmaktadır ve dört gözle yolumuzu beklemektedirler. Ayrıca zaten daha uzunca bir mesafe olmasına rağmen 2023'ün karanlık karıcından korku türelerinden şimdiden gelen köşü kokular sayesinde demimizde kan emici kenemiz olan doların kabaran iştahı şimdiden yağımızı elekte bitirdi, yastık atlarını söndürdü bile. Daha bir türel edilmedi sevgili yurttaşlarım. O yönde sözlerimin ne derece ciddi ve yerinde olduğuna daha fazla güç kaybetmeden, savunmasız bir hale düşmeden, tam pusuya düşüp hayıkların asır yıkıcı darbesine maruz kalmadan anlamanın içeri işten geçmesine gerek yoktur. İşten geçten sonra buna da şükür, anladığımız böyleymiş gibi hurafelerle kendinize avutmamaktan daha fazla acı çekmemeniz için sizlerin baş komutanınız olarak, baş patronunuz olarak sizlere tekrardan sizlerin bana vermiş olduğu yetkiyle tekrar emir ediyorum size. Artık aklınızı başınızı almanızı emir ediyorum. Artık Terakki ve Medeniyet Hukuk Kurulu'nda parolamız yeşildi. Derhal rotamızı yeşile çeviriyorum yurttaşlarım. Derhal dümeni yeşil akının sorumluluk üzerindedir. Ve bütün sorumluluğu alıyorum. Size adına alıyorum. Aksakide, kendinize 2023'te akbabalara, 40 arabelere, 5 kakası ateşine, sırkalara, çakallara, iç sürere yapılırken burada her hele çok şükür namazında bulacağınız da garantiler ortadadır. Siz artık uyanma, iplosundan kurtulma, birlikte beraber olma vakti şimdi ise ne zaman acınası, gülüş, orta malı, yerli malı, kim neyse onun malı olunca aklınız başına gelecek değerli yurttaşlarım. Çekileceğiz. Ondan bir sebep. Dön kurallı dinleyin ve sonradan büyük kıymadık demeyin. Çünkü bundan böyle bu ülkeye kurallar ve direnler yönetecek. Her kim ki kural ve direnler uymazsa bu peşine cezayı yaptırma kabul etmiş olacak ve ayrıca itiraz etme ve savunma hakkı gibi olmayacak. Çünkü adalet artık kandırılmayacak ve kesinlikle kişiye göre hesap tutmayacak. Herkes işçi olacak. Herkes ortak, herkes savcı, herkes can, herkes patron kulesine derhal aktarıyorum değerli yurttaşlarım. Türkiye Cumhuriyeti tüm siyasi partilerine emrediyorum. Derhal tüm siyasi bayrakları kaldırın ve yeni ortak bayrağımızı, ana silimi tertemiz ak bayrağımızı davrandırın. Ayrıca bu derdenin hareketine en son yapılması gerekeni derhal yapacağız ve artık hiçbir işimizi ne şansa ne doğaya bırakacağız. Kesin, net, objektif ve şeffaf hareketlerle stratejik hamleler yapıp el birliğiyle bu bedaları tarihin en kirli temalarına kanal tepelerine gömeceğiz ve tüyoklarımızdan masal yaratacağız. Üçüncü dünya global adet barışını kurup atalarımızın savaşlarıyla uğraşmaktan bulamadığımız yeni gezegenleri keşfedeceğiz ve işlenme hareketlerinde bizim çocuklarımıza inşallah nasip edeceğiz. Gezegenler arası ilk İslam hareketinde ilk adımı da bizzat biz geçmiş olacağız. Yeni dünya düzeni adaletten gelecek. İnsanları her geçen günden daha zeki, daha eğitimli, daha asil ve şerefli yapacaktır. Yaşayan tüm canlıların tamamını ayrım gözetmeden buna bitkiler hayvanlar da değer olarak eşit, adil, objektif olarak, şeffaf olarak aynı değeri gösterip sahip çıkarak her canlıyı geçen günden daha zeki, daha kıymetli ve daha değerli kılacaktır. Şimdi bu duruma dur deyip de değerli tedbirleri almaz ve bu patlak vasitlerle, bu bitkik balatalarla yola devam edersek bırakın kızılmayı ne yeşile ne sarıya hiçbir türlü meyveyi bırakın ekmek de bulamayacağız ve yani biz de öyle davranıyoruz. Dünyanın dengelerinin küresel finans krizi ve ardından salgın kriziyle alt üst olduğu, ülkemizin altyapısının en uygun şartlara sahip bulunduğu bir dönemde bu hamleyi yapmayacaksak ne zaman yapacağız? Sağladığımız güvenlik ortamıyla bu atılımın tam vaktidir.